Merhaba canlar. Bu hafta yine çok güzel bir yerdeyiz. Gerçekten burası çok etkileyici. Sanatın ateşle buluştuğu yerdeyiz. Burası küçük ama icrası çok büyük olan bir atölye. Yanımda da bu atölyenin sanatçısı, yıllarını bu işe vermiş. Gerçekten tabloları canlandırmış, onlara anlam kazandırmış. Baktığımız zaman bizi alıp götüren bu muhteşem resimlerin mimarı, en güzel sanatkarı Süleyman Turan Beyefendi var. Süleyman Bey, hoş geldiniz yanımıza. Sağ olun, sizler de hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler de iyisiniz. Teşekkür ederim, biz de iyiyiz. Şimdi biz bu resimleri gördük, çok etkilendik. Buradayız şu anda. Siz bize burayla nasıl buluştunuz, sanatla nasıl buluştunuz? Bunları anlatır mısınız? Tabii ki. İsterseniz doğum yerimden başlayalım. Tabii tabii. Gelelim. Buyurun lütfen. Ben 1957 Yeşilyurt, Gündüzbey doğumluyum. İlkokuldan beri resme karşı bir ilgim var, hevesim vardı. Evet. İlkokuldan itibaren resim çalışmaya, işte kendimce bir şeyler yapmaya çalıştım. Manzara resimleriyle. Manzara, kara kalem çalışmalar daha çok. Daha sonra işte böyle buğday sapından çeşitli kilim motifleri falan, fon kartonlarına. Daha sonra işte kara kalem ve lise döneminde Sanat Enstitüsü elektrik bölümü mezunuyum ben. O yıllarda yakma resimle bir şekilde buluştum. Evet. O yıllarda tabii ki yakma makinası havyayla falan yapılırdı, lehim havyasıyla. Evet. Ben mesleğim elektrikçi olduğu için makinamı da ben kendim yaptım. Ve yakma daha çok böyle motifle falan, eski İstanbul gravürleri, onları kopya ederek, onları çalışarak devam ettim. Evet, evet. Şimdi de elimizde canlar, çok güzel bir tablo var. Yağlı boya çalışması, muazzam Malatya'nın ilçelerinden Gündüzbey'in bir manzarası. Burayı bize anlatır mısınız Süleyman Bey? Şurada dedemgilin evi vardı. Burası. Bu hemen orada. Evet. Yani çocukluğumuz bu bölgede geçti. Burada geçti. Burada komşularımız her eve rahatlıkla girip çıkabildiğimiz suyumuzu, yemeğimizi o zamanki komşuluk ilişkileri öyleydi. Evet, şimdi burada çok güzel bir tablo var. Teyzenin gözlerinin içi gülüyor. Baktığımız zaman bizi o el öpülesi teyzelere götürüyor. Çok güzel bir içtenlik, samimiyet, doğallık var. Bunun çok güzel bir anısı, bir şeyi var muhakkak, çalışması tabii ki, var. Evet. Dinliyorum Süleyman Bey. Bu da yine benim çekmiş olduğum Yeşilyurt'a bağlı Öncü Köyü var. Evet. Meydanın arka tarafı. Oraya fotoğraf çekmeye gittiğimde bu teyzemizi fotoğrafladım. Evet. Benim oğlum çalıştı bunu da. Oğlumuz. Soft pastel dediğimiz teknikle. Pastel çalışmasıdır bu. Çok güzel. Oğlum benim çektiğim fotoğraftan çalıştı. O da kalemi iyidir. Evet. Kendisi resim öğretmeni çok zaten. Çok güzel. Yetiştirdiniz de. Demek ki işte armut dibine düşer hesabı. Çocukluğundan beri ben malzemeleri elinden alamazdım. İlgisi yani de vardı. İlgisi vardı. Ve resme hazırlandı. Çok şükür şimdi resim öğretmenliği yapıyor. Çok güzel. Ve dediğim gibi portre olarak da o çalışıyor. Yakmada da iyidir. Yağlı boyada, pastelde. Çok güzel. O da çalışmalar yapıyor. Demek ki bu genetik bir şey. Babadan, anneden, atadan geçebiliyor. Mutlaka. Bizde de var çünkü bazı meziyetler babadan gelme. Bir. Yani demek ki bu böyle. Yani ailede oluyor. Var ailede. Genetik de. Oluyor. Fakat işte dediğim gibi eğitimini alamadık diye içimizde bir ukde kalmıştı. O da bizim dönemlerde o resim yapmayı pek şey yapmazdı büyüklerimiz. Yani babanız yeteneğimizi görüp de bizi o yönde yönlendirmedi. Lise dönemlerinde ben gizli resim yapardım. Babam kızardı dersine çalış diye. Evet. Ondan dolayı ben eğitim alamadığım için ben çocuklarıma o kısıtlamayı getirmedim. Getirmediniz. Aksine serbest bıraktım. Üç çocuğum var. İki kız, bir erkek. Allah büyük kızım okul öncesi öğretmeni. Küçük kızım Malatya Mabesem'de takı tasarım hocası. Konya Selçuk mezunu. O da sanatı iyidir yani, el becerisi. Evet. Oğlum da resim öğretmeni. Yani ailede, bizim evde işte şimdi evlendi, ayrıldılar. Benim kapımdayken, evdeyken
İşte ben bir kenara çekilir resim yapardım. Hı-hı. Öbürü bir köşede bir şey yapardı. Yani kimse böyle boş beleş oturmazdı. Herkes Hı-hı. bir şeylerle uğraşırdı. Evet, herkes o da demek ki bizde gördükleri gibi. İçin evet. bir şeylerle uğraşma ihtiyacı duydular. Duydular. Bir de ortaya güzel bir şeyler çıkınca insanı evet. daha çok alıp götürüyor. Kesinlikle. Yani daha çok ilgi göstermeli. Şevke getiriyor. Tabii ki. Kesinlikle öyle. Yani ailede olması çok çok önemli. Mutlaka siz de ki. Bunu fark etmişsiniz. Bir evet. takım zorluklarını yaşamışsınız ve çocuklarınız yaşamasın diye de o anlayışı onları göstermiş. Rahat bıraktım. Desteklemişsiniz. Aynen öyle. Evet. Gerçekten çok da büyük bir şey bu. Sonuçta olması sizin gereken olur. Üç evladınızın sizin gibi sanatla ilgileniyor evet. olması. Sizin aslında yara aldığınız bir yerden bir güzel bir şeyin oluşması anlamına evet. geliyor. Yani ben çocuklarımda şunu, yani sevdikleri iş neyse onu yapsınlar, kesinlikle. Mutlu olalar. Aynen öyle. Bir insan sevmediği bir işi yaptı mıydı mutlu olmaz. Evet. Para kazanabilir. Evet. Hayatını devam ettirebilir ama evet. Pek de mutlu olmaz. Kesinlikle öyle. Onun için sevdiği işi yapmasında büyük fayda var. Aynen öyle. Ben hep bunu söylüyorum. Yani illa ailelerimiz, annelerimiz, babalarımız bizi yönlendirecek Tabii. diye bir şey yok. Evet. Eğer bir şey yapmak istiyorsak ve bu çok güzel bir şeyse, güzel olduğuna inanıyorsak, hele de sanat gibi bir şeyse, hiçbir zaman yapamam, edemem deyip bahaneye sığınmak bir şeye değil, elimizdeki imkanlarla lazım. Bile gerçekten evet, aslında bu çok güzel bir örnek. Süleyman Bey çok güzel bir örnek. Ben hep bunu söylüyorum. Anne baba illa çocuğu yönlendirecek diye bir şey yok. Çocuk gerçekten ilgiliyse, alakalıysa, sanatla ilgilenmeyi, müzikle ilgilenmeyi, her şey bunları seviyorsa bir takım şeyler yapabilir. Yani yapılabilir. Kendi kendine bu çağda, hele de böyle bir teknolojinin olduğu çağda bir şeyleri bahane etmeden Tabii hedeflerine, ki. Amaçlarına, hobilerine sarılabilir. İlla birileri sizi yönlendirecek, birileri size yol gösterecek diye bir şey yok. Mücadele gerçekten çok kıymetlidir. Sonunda da böyle güzellikler olur. Süleyman Bey buna gerçekten çok güzel bir örnek. Hem çocuklarına da yaşadığı o bir takım sıkıntıları onlar yaşamasın diye çok büyük bir anlayış göstermiş. Tabii kendisinde de olan yetenek illaki çocuklarına da geçmiştir. Bu yüzden böyle güzel sonuçlar olabilir. İlla tabii ki fotoğraf, resim olacak diye bir şey yok. Müzikle ilgili olabilir. Spor sanatla olur, ilgili müzik olur. El sanatı olur. Her şey olabilir. Olur. Her şey olabilir. Yani bu da diyelim gerçekte yani gerçek hayatta yaptığı Hı-hı. işin dışında hobi olarak Hı-hı. Kendisini dinlendirmek, evet. Rahatlatmak için, Hı-hı. mutlu etmek için bu tür şeylerle ilgilenebilir. Evet. Bir hobi olarak farklı bir dalda çalışabilir. Kesinlikle öyle. Evet, yani bunlar dediğim gibi böyle çok güzel tablolar olmuş. Süleyman Bey kendine öyle güzel bir alan bulmuş ve yıllarca icra etmiş. Yanımda da var, çok güzel tablolar var. Bülent Hocam burayı da gösterin lütfen. Burada amcamızın burada çok güzel bir duruşunu çekmiş. Burada çok güzel bir şey yapıyor galiba. Bunu palan yapıyor, evet. Evet, palan yapıyor. Bunu palan. Hemen evet. Konuşalım isterim ben. Burada ne yapıyor amcamız? Amcamız işte diyelim at, merkep bunlarda evet. kullanılan palan dediğimiz. Evet. Onları yapıyor. Hekiman'ın Sas köyünde. Sas köyünde. Amcamız. Hı hı. Birkaç defa fotoğrafladık böyle. Bunu siz mi çektiniz fotoğrafı? Fotoğrafını kendim çektim. Çektiniz, evet. Ve ahşap yapı, hı hı. yapılan iş pek hı hı. unutulmuş artık bu evet. tür şeyler. Ve çalışmaya değer gördüm. Evet. Ahşap yakma olarak evet. çalıştım. Yani burada çok güzel bir ablamız da var. Bunu da konuşalım. Bu da eski köylerimizde. Cam kenarında oturan annelerimiz, teyzelerimiz, babaannelerimiz, anneannelerimiz Arap gibi. Arap bir yöresine ait bir konak diyelim, Hı-hı. ahşap konak. Evet. Büyük, tabii o dönemlerde 2-3 ailenin kalabileceği Hı-hı. büyük konaklar. Evet. Orada tamamen ahşap, evet. Oturma şeyi olsun, diğer... tavanı olsun, pencereleri tamamen ahşap. Sağlıklı, bizim sağlıklı bina dediğimiz binalar. Evet. Orada ablamızı bu şekilde bir fotoğrafladım. Evet. Ve yine yakma olarak çalıştım. Bu deminki ablamızın annesi burada. Annesi. Yine aynı mekanda
farklı bir odada bunu fotoğrafladım. Kur'an okuyordu. Evet. Yine işte bizim eski kullandığımız perdelerimiz. Evet. Yine ahşap pencerelerimiz ve günlük oturduğumuz, hayatımızın geçtiği, makat dediğimiz şeyler. Burada Kur'an okuyordu. Bunu da böyle şey yaptım. Nostaljik, farklı bir kare. Bunu da çalışıyorum. Peki Süleyman Bey, bir şey soracağım. Yani bunlarla ilgili sergiler açtınız mı? Sergileriniz oldu muhakkak. Tabii ki. Yani bundan da bahseder misiniz? Nerede oldu? Daha olacak mı? Allah sağlık verir çalışabildiğimiz sürece tabii ki olacak. Hedefim şimdi işte baharda falan eğer yetiştirebilirsen tamamen Malatya konusu yağlı boya, yakma, tamamen Malatya'ya ait kültürel konuları çalışıp güzel bir sergi açmayı düşünüyorum. Ha, sergiler açtım tabii. Malatya tanıtım günleri dolayısıyla İstanbul, Ankara'da açtım. 2001 yılında Sabancı Kültür Merkezi'nde açtık. Yeni Kültür Merkezi'nde 2011 yılında 2-3 defa orada yine sergiledik. Açıldı. İzmir'de bu polis haftası dolayısıyla bir gitmiştim. Orada bir sergi açtım. Evet. Böyle devam ediyor yani sergilerimiz. Yaygın yani, değil mi? Artık çok fazla yapan var mı? Hemen hemen 2014 yılında oğlum, kızım, ben AVM'de bir sergi açtık. Aile, ailecek. Kızım takı tasarımdı. Evet. Oğlum yine resim. Benim de resim. Yani pek bir yerde karşılaşabileceğiniz bir durum değil. Oğlu, kızı, babası. Çok güzel bir örneksiniz. Ailece böyle sanatla ilgili bir sergi pek de olmadı. Yani benim bildiğim kadarıyla. Çok güzel. AVM'de de, Malatya Park AVM'de böyle bir sergimiz olmuştu. Çok güzel. Peki şey soracağım, yani şu anda yaygın bu yakma tekniği, yapılıyor mu çok fazla? Tabii ki. Kurs olarak veriliyor mu? Tabii ki. Bu son dönemlerde daha da yaygın oldu. İnsanların ilgisi çok. Çok fazla. Belediyelerin bu sanat merkezlerinde olsun, halk eğitim kurslarında olsun. Kurslar veriliyor. Buralarda tabii ki. Ve Bursa, İstanbul bildiğim kadarıyla buralarda bu işte usta sanatçılar da var. Güzel şeyler ortaya çıkıyor. Çıkartıyorlar. Hem hat olarak yazıyorlar hem resme döküyorlar. Yani benim gibi gördüğüm kadarıyla böyle yöresel, kültürel çalışma pek göremiyorum. Genelde kopya çalışıyorlar. Reprodüksiyon diyelim, farklı bir ressamın bir resmini alıp çalışıyor. Ben bunu kendi çektiğim fotoğraflarla tamamen özgün. Evet. Tamamen her şeyiyle bana ait olan bir çalışma yapıyorum. Evet. Peki gelip sizden yardım almak isteyen, ne bileyim, öğrenmek isteyen oluyor mu? Tabii yardımcı ki. Oluyor musunuz? Tabii ki. Yani bunları da geri çevirmiyoruz tabii. Ha, kurs ortamım yok. Evet. Kurs vermiyorum ama yani kurs ortamında biraz fazla zamanını aldığın için yani kendine bir şeyler çalışmaya, bir şeyler üretmeye zamanın olmuyor. Evet. Ondan dolayı kurs ortamım yok. Ama bizzat hevesli gelip öğrenmek isteyen, tekniğini nasıl çalışacağını, onlara da yardımcı oluyorum. İstekli olanlara. Tabii ki. Evet, burada çok güzel bir ağaç var. Bunu da siz yaptınız. Evet. Süleyman Bey, gerçekten bunu nasıl yaptınız? Bu çok zor yapılmış. Parçalar birleştirilmiş, verniklenmiş. Şimdi bu 15-20 parçadan meydana gelmiş bir çalışma. Evet. İşte doğada gezdiğimde kuru dallar, ağaç kökleri, evet, yani toprak altındaki kökler, onlarda farklı bir estetik yapı oluyor. Evet. O toprağın içinde kıvrılarak gidiyor. Farklı bir şekle bürünüyor. Evet. Bunları topluyorum. Kuru dallar, kökler. Evet. İşte ondan sonra estetik farklı bir birleşim yaparak, yani görünümü güzel olsun diye o estetiğine dikkat edip o parçaları birleştiriyorum. Ek yerlerini de yine kamufle ediyorum. Evet. Belli olmaması için. Sonunda vernikliyorum. Böyle farklı bir güzel şey, ağaç. Daha çok şeye benziyor. Ağacın köklerine benziyor altından. Evet. Sanki altında olanı üstüne çıkarmış gibisiniz. Eminim öyle bir düşünceniz vardı. Mutlaka ki. Yani yeter ki bulduğunuz elinizdeki malzemeyi değerlendirmeyi bilin. Kesinlikle. O estetik eğer görüşünüz de iyiyse çok daha güzel şeyler yaparsınız. Doğayla olan bağınız, tabii ki, ilginiz belli ki çok kuvvetli. Onun için doğada insanlar gezerken
çok bundan daha güzel şeyler bulabilirler. Hı-hı. Yeter ki ilgili olsunlar. Hı-hı. Gezdiği yerde kuru ottur, çiçektir, kurumuş bunlardan farklı şeyler. Evet. Ve yapanlar da çok zaten. Hı-hı. Bunlara vernik atarak, renklendirerek bir naylon çiçek evde şey yapacağına, evet, bir köşeyi süsleyeceğine, hı-hı, bu tür doğal şeylerle evinin bir köşesini süsleyebilir. İsterse değil mi? Tabii ki. Tabii evet ki. Yani konuşacak, anlatacak bir sürü tablo var burada canlar. Ama şunu söylemeliyim ki bir şehrin yansıması sanatıysa gerçekten mihenk taşı da sanatçısıdır. Sanatçısı varsa, sanatı varsa o şehir çok kıymetli de değerlidir. Daha çok görmek, desteklemek, yanında olmak, anlatmak gerekiyor. Biz de o yüzden bizde kalmasın, bazı şeyler anlatalım istedik Bülent Hocam'la birlikte. Bu hafta burayı konuştuk. Süleyman Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Gerçekten bizi aldı götürdü hem bu tablolar, hem onların hikayeleri, hem yapılış teknikleri. Çok külfetli, çok zaman isteyen, emek isteyen, büyük bir sevgi isteyen bir iş, bir sanat. Bunlar çok güzel eserler. Hepsi başlı başına birer başyapıt. Hanıma Bülent Hocam'ı almak istiyorum. Hocam buyurun. Biz bu hafta çekimi Süleyman Bey'le beraber yaptık. Bülent Hocam bizim kameramanımız oldu. Haftaya yine çok güzel bir hikayeyle ekranlarda olmayı umuyoruz. Karşınızda olmayı umuyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.